Arkadaşlar bugün size daha önce de biraz önce izlediğiniz gibi tatlı su balığını, levreğini nasıl temizlendiğini gösterdik. Emre'yle arkadaşımız göstermişti size onu nasıl temizlendiğini. Şimdi de nasıl pişirilmesi gerektiği hakkında Şafak kardeşim biraz bilgiler verecek. Şafak, derisini yüzdük. Tavaya koyduk. Sadece böyle mi? Tavaya koymadan önce güzelce içinin yenini çıkarıyoruz balığın. Evet. Onun bir su kokusu var onu almak için. Sonrasında da mısır unu, isteğe göre biber koyarsınız, tuz koyarsınız. Değil mi? Onu da karıştırıp balıkları tek tek bulayıp tavaya atıyoruz. İyicenin kızarmasını mı bekleyeceğiz? Fazla kızarmadı da biraz kızarık olması lazım. Şunun gibi mesela. Değil mi? Kuyruklarının rengine benzemesi lazım açıkçası. Nar gibi kızaracak o zaman. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş pişiyor. Yine devam edeceğiz pişirme esnasında. Tam pişmiş hallerini de göstereceğim size. Oh. Az daha pişse miydi kardeşim o? Nasıl? Pişmiş mi adam? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şu ufakları tam oldu, tam kızardı. Bak yavaş yavaş pişiriyor. Tavaya yapışma gibi bir unsur yok. Yok. Tavaya yapışmıyorlar. Bu balık yağsız olduğu için yağını biraz fazla koymamız lazım. Evde yapanlar için de tereyağı vazgeçilmez olsun. Tereyağıyla güzel oluyor değil tabii mi? Tabii. Tereyağı da zaten her şeye yakışıyor gibi bir şey ya. Seven var, sevmeyen var belki ama. Şunu çevirmedin galiba Şafak. Şuradaki. İyi yasaksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak piştiğini görüyorsunuz. Fışır fışır. Şafak diyor bunu. Su attın mı baba? Balığa mı? Tabii attım. Bunları da attım. Sabırsızlanıyorum artık. Acıdıktan gözlerimden fer gitti ya. Domates dilimlerinin üzerine soğan dilimleri koyuyoruz. Soğanları ince ince mi doğruyoruz? Evet evet. Bak kardeşim, bu konularda ayrı bir becerikli. Bunu da attık. Üzerini kapatıp ne kadar bekleyeceğiz kardeş? 5 dakika beklemesi lazım ki. Değil mi? Soğanın tadı, biberin tadı, domatesin tadı birbirine karışsın ki Göksel abiye de güzel bir, lezzetli bir yemek olsun. Evet, biraz daha balığımız var. Bunları da pişireceğiz mi Şafak? Tabii, evet. Neyse, bir 5 dakika sonra görüşelim arkadaşlar. Buna çevireceğim evet. Abi, değil mi? 5 dakika doldu arkadaşlar. Şimdi balıklarımıza bakıyoruz. Alt taraflar nar gibi olmuş bence Şafak. Bunu bir bezle falan mı alsaydın Şafak, öyle kaymaz mı? Hoppala. Nereye koyalım bunu? Bunu düz bir yere koymamız lazım. İki tarafı da pişti mi? Tabii. Hem de nasıl pişti abi, hem de nasıl pişti. Kızarık olsun ama ya. Bu balık böyle pişer abi, daha pişmez. Ellerine sağlık kardeş. Afiyet olsun.
Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tatlı su levreği böyle pişiriliyor. Şimdi yakından göstereyim size. Nar gibi oldular. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.